Sporcuyu yan yana verme imkanımız var mı? Şu anda yok galiba. Peki. Şimdi Sabah gazetesini buradan göstereceğim size. Erdoğan diyor ki, böyle mi alalım? Tamam, buradan alalım. Türkiye'siz Avrupa güvende olmaz. Yani şimdi dışarıdakiler de buna inanırlar ha. Tanımayan, Türkiye'yi bilmeyenler buna inanır. Neden? Çok önemli. Sözcü'deki bir haber Sabah'ı bugün yerle bir etmiş. Niye? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamentoda yani, tiplere bakın. Feriştah'ı gelse elimden seni kimse alamaz. Yahu milletvekilinin böyle konuştuğu bir ülke, ülkenin vatandaşları güvende mi? Siz önce kendinize bakın. Hemen yanında Nari'nin fotoğrafı var zaten. Siz önce kendinize bakın. Hemen yanında İmamoğlu'nu seçtirmek istiyorsa kayyum atar diye bir ifadesi var Özgür Özel'in. Neyle ilgili olarak? Hukuksuzlukla ilgili olarak. Yani şu üç haber yan yana yer alıyor Sözcü'de. Ve Erdoğan çıkıyor, diyor ki şeye, Avrupa'ya, Türkiye'siz Avrupa güvende olmaz. Erdoğan'ın kastettiği tabii bu değil. Erdoğan şunu söylüyor, diyor ki sizin güvenliğiniz için biz bütün vatandaşlarımızın güvenliğinden vazgeçeriz. Yeter ki siz paradan bahsedin. Verin parayı, mültecileri burada tutalım. Verin sermayeyi, bizim sermayeyi daha da güçlendirelim. Verin parayı, istediğiniz ne uygulama var bunu yapalım. Yani bildiğiniz aslında Türkiye'ye kayyum çoktan atanmış. Erdoğan da bunun vekili ve bütün bunları yerine getiriyor zaten. Böyle birisi çıkmış şimdi Avrupa'ya diyor ki Türkiye'siz Avrupa güvende olmaz. Niye? Askeri olarak bizim ordumuz var, bizim gençlerimiz var, insanlarımız var. Size feda olsun. Anlam bu. Bu kadar yani. Sabah da bunu övünerek vermiş. Bir de şöyle bir şey var. Avrupa niye bizi almıyor ki? Niye alsın ki Avrupa sizi? Bakın Daron Acemoğlu ne diyor? Niye alsın ki? Türkiye'de olsaydım, Karar Gazetesi'nde arkadaşlar, Türkiye'de olsaydım Nobel'i alamazdım. Bu kadar. Türkiye ekonomisine dair kritik değerlendirmelerde bulunan Nobel'li ekonomist Profesör Doktor Daron Acemoğlu, ödülü almasının Türkiye'de mümkün olmayacağını ifade etti. Yargı ve eğitim sisteminin ülkenin en önemli sorunları arasında olduğunu belirten Acemoğlu, Türk üniversiteleri özgür değil, bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz Nobel alamaz dedi. Ekonomik kalkınmada Türkiye'nin önünde 15 yıllık bir fırsat olduğunu söyleyen Acemoğlu, bu sürecin değerlendirilmemesi durumunda gerileme yaşanacağını ifade etti. Hala gerilemenin yeterli ya da gerçekten de bıçak kemiğe dayandı seviyesinde olmadığını düşünüyor demek ki Daron Acemoğlu bu ifadeleriyle. Elbette Türkiye'de nelerin yaşandığını çok iyi biliyor ama gelin de bize sorun işte, yani sokaktaki vatandaşa sorun. Şimdi ne yapalım? Yeni Şafak gazetesine bakalım mı? Soykırımla anılacaklar diye. Kim? Anthony Blinken'ı görüyoruz. Kamala Harris'i görüyoruz ve de Jonathan Biden'ı görüyoruz. Şimdi Joe Biden, biliyorsunuz bunun adı zaten, artık kendisine ne söylendiğini anlamıyor. Dolayısıyla Joe Biden'a herhangi bir suçlama yöneltilemez çünkü cezai ehliyeti yok. Cezainin sonundaki i ile ceza kelimesi neyle ayrılıyor? Tireyle, değil mi? Cezai falan değil sevgili editörler ve editör adayları. Neyse, şimdi Biden'ı geçtik. Tabii bu alçaklar ordusu gerçekten de soykırımla anılacaklar. Netanyahu'yu da katabilirsiniz. Netanyahu'nun kabinesindeki Smotrich'i de katabilirsiniz, Ben Gvir'i de katabilirsiniz, görevden alınan Gallant'ı katabilirsiniz, yerine getirilen Gantz'ı katabilirsiniz, birçok ismi koyabilirsiniz. Arapların
İsrail'le işbirliği yapmaya kalkışmalarının planı bozuldu. Ama sonra seslerini çıkartmadılar yani bu şeye, sürece. İşte o İsrail'le işbirliği yapmaya kalkışan liderlerini de koyabilirsiniz bu listeye. Ürdün Kralı'nı da koyabilirsiniz bu listeye. Daha birçok ismi. Ya Avrupa'da Scholz'u koyabilirsiniz, Macron'u koyabilirsiniz Fransa'da. Keza İtalya'da Meloni'yi koyabilirsiniz. Birçok ismi koyabilirsiniz. Bu liste çok uzun bir liste aslında. Şimdi Yeni Şafak tabii Amerikan seçimleriyle sınırlı tutmuş. Ama evet. Peki Trump niye yok burada sevgili Yeni Şafak? Niye yok? Niye biliyor musunuz? Çünkü yeniden Trump'la belki ilişki kurabiliriz diye yok. Yahu sizin yaptığınız gazetecilik mi? Eğer cesaretiniz varsa Trump'ı da koyacaktınız oraya. Yani burada aşağıda işte şey var. Trump'la ilgili olarak işte A takımı nasıl olacak falan filan gibi bir şey var. Bir de Yahya Bostan diye birisi var. Ben bunun analizlerine ölüyorum Yeni Şafak'ta. Bir o var, bir de İbrahim Karagül var. Yani ağır saçmalama başlığını mesela sorduğunuz zaman bazı isimleri hemen rahatlıkla aklınıza getirebiliyorsunuz. Neyse, şimdi konumuz o değil. Ankara'nın öngörüsü doğru çıktı. Ne demek istiyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta? Ankara asıl yatırımı Trump'a yaptı. Bakın, yatırımı değil, asıl yatırımı Trump'a yaptı. Çünkü şunu itiraf edemezler. Ankara ikili oynadı aslında. Ankara bal gibi ikili oynadı. Bunu bize anlatan kim? Tele 1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat. Üstelik şirket ismiyle, sermaye yapısıyla, kimler tarafından kurulduğuyla, hangi lobi faaliyetlerinde bulunacağıyla, bütün hepsinin ayrıntısını bize verdi. Özet olarak şu, bir taraftan evet lobi şirketleri var, bunlar işte Trump'la şununla bununla çalışıyorlar. Ama diğer taraftan Ülen, Kamala biraz önde görünüyordu biliyorsunuz bir ara, sonra başa baş oldu falan filan neyse. Tam da o sıralarda yahu hadi Kamala seçilirse ne yapacağız biz, hep Trump'a mı yatırım yapacağız diye kısa sürede bir şirket kurdular ve bu işte lobi mobi bilmem ne falan. Daha doğrusu $200,000 para ödediler bir lobi şirketine. Hemen Kamala Harris nezdinde girişimde bulunsun diye. Yani ikili oy. Şimdi Trump bunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama Yahya Bostan Trump'ın bunu bilmediğini zannediyor. Kurnazlara bakar mısınız? Kurnazlığa bakar mısınız Allah aşkına? Bir de Yeni Şafak okuyucusu bunu bilmiyor olabilir. Ama Tele 1 biliyor. Ve bunu da anlatıyor. Devam edelim şimdi. Karar Gazetesi, İsrail'le ticaret niye devam ediyor diye bir başlık da çıkmış. Bakın bugün mecliste bütün partiler iktidara aynı soruyu sordu. Ali Mahir Başarır, Turhan Çömez, Bülent Kaya, Selçuk Özdağ. Aynı soruyu sormuşlar. Şimdi burada ayrıntısına girmeyeceğiz. Fakat şöyle bir bakalım. Benim yönetmenim bana kaç dakika kaldığını söylemiyor ya. Ben o yüzden bu miyop halimle gözlüğü takıp oradan bakmam gerekiyor benim. Ona göre konuşmamı ayarlamam gerekiyor. Ona göre. Peki, şimdi bu partilerin, temsilcilerinin iktidara yönelik böyle bir eleştiri demeyeceğim. Böyle bir vurgulamaları var. Ve buna karşılık da karşı tarafın da görüşünü aktarmamız gerekiyor. Mehmet Emin Akbaşoğlu. Bir sene önce de yalan söyleniyordu, şimdi de söyleniyor. Bunda değişiklik yok. En büyük iftiradır ve Siyonist İsrail ağzıdır. Asılsız iddialar İsrail hükümetine hizmet etmekten başka bir netice doğurmaz. Her şey milletimizin ve dünyanın gözü önünde müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir, diyor. Sevkiyat yalanı Siyonist İsrail'in söylemidir, demiş Mehmet Emin Akbaşoğlu. Bütün bu ithamlara cevaben. Ve
Birçok gazeteci arkadaşımız gemi şuradan çıktı, şuraya gitti, önce şu limana uğradı, daha sonrasında buraya geldi. Aa da size gümrük evrakı falan filan diyorlar. Ama Mehmet Emin Akbaşoğlu'na göre bununla zinhar İsrail'e gitmiyor kardeşim. Nereye gidiyor? Bermuda şeytan üçgeni vardı ya, gemiler kayboluyor falan filan. Gidiyor gemiler, birden Doğu Akdeniz'de bing bong kayboluyor. Daha sonra Doğu Akdeniz'de nereye gidiyor? Yani işte başka bir takım önce limanlara mı gidiyor? Orada yükleme boşaltma mı yapılıyor? Hülle mi var işin içinde? Bunu herhalde takip etmek lazım. Şimdi böylece Karar Gazetesi'nin de birinci sayfasını bitirmiş oluyoruz. Kısa bir ara verelim. Saat başına tek